Herkese merhaba arkadaşlar. Bir harita rehberi videosuyla karşınızdayım. Bu hafta favela ile başlıyoruz. Neden favela? Çünkü zaten çok fazla oynanan bir harita değil. Hem de aradan çıksın diye. Aslında bunu sona bırakmak istiyordum ama aradan çıksın diye bu favela haritasında casual'da, nadiren casual oynayan arkadaşlar için yapmak istedim. Daha önceden bu dereceli maçlarda da favela oynanıyordu ama şu an sadece casual haritasında oynanıyor arkadaşlar. Ben favela'ya çok fazla hakim olmasam da oynadığım sürece bildiğim her şeyi size göstermeye çalışacağım bu haritada. Aslında bir nevi casual haritası olmasının sebebiyle de çok fazla oynanmaması sebebiyle de derecede çıkmadığı için birlikte de keşfedebileceğimiz yerler olabilir. Haritanın A'dan Z'ye her şeyini bilmiyorum ama dediğim gibi casual olduğu için de çok fazla önemsenecek bir şey değil. İsterseniz başlayalım. Şimdi arkadaşlar favela'da toplamda iki tane bina bulunmakta. Şu sarı bina ve buradaki kırmızı pembemsi bina. İki tarafa birbirine bağlayan üst taraftan geçebiliyorsunuz ve normal aşağıdan da ikinci kattan da geçebiliyorsunuz. Ben şöyle göstereyim en üst katın dışında. Şu üst katta arkadaşlar merdivende gördüğünüz yer. Şunu hemen yaklaştırayım birazcık. Şu merdiven gördüğünüz yerden şöyle bir kapı var. Bu kapı hemen çıkıp karşı tarafa da üstten koşabilirsiniz. Bir tane bomba kurma noktası burada en üst kat ve bunun hemen bir altı. Bunların isimlerini birazdan söyleyeceğiz. Dediğim gibi favelada isimlere çok fazla hakim değilim. Sadece nereden nereye gidilir bildiğim için bunları sizinle birlikte paylaşacağım. Sonra yine en aşağı inelim. Bu aşağı katta diğer tarafta yine bomba kurma noktalarından bir tanesi. Bu küçük odayla hemen yan tarafı, yani şu gördüğünüz eşli olan kısım ve şu yan taraftaki küçük oda ve diğer tarafta da şu arka tarafta gördüğünüz master bedroom'un olduğu yerde de bomba kurulabiliyordu yanlış hatırlamıyorsam veya secure area olması lazım. Bu katta da arkadaşlar en aşağı katta da şu gördüğünüz merdivenlerin hemen yanında, çamaşırhanenin hemen yanında bomba kurma noktasını görüyorsunuz. Şurası bir boş bir alan. Bu bomba kurma noktası da en alt katta kullanacağımız yerlerden bir tanesi. Şu kısmı görüyorsunuz zaten. Bu kısımda bomba kurma noktasından bir tanesi. Bu arka taraf yine çok fazla giriş yapılan yer. Favela'nın şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Favela'da yukarı çıkalım tekrardan. Favela'da arkadaşlar çok fazla kırılacak yer var. O yüzden elimizden geldiği kadar biz haritayı birlikte öğrenmeye çalışacağız. Şu taraflarla bir işimiz yok zaten. Buralar doğduğumuz yer. Spawn noktalarını da zaten söyleyeyim. Spawn noktalarından bir tanesi şu arka kısımdan doğuyorsunuz. 3 tane spawn noktası var. Bir tanesi şu boşluktan doğuyorsunuz ve son olarak da diğer yerde hemen bu arka taraftan doğuyorsunuz. Hemen ataktan başlayalım. Toplam kameraları ve defans yapmanız gereken şeyleri ben size söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar 3 tane spawn noktası var demiştim. Birisi bu rooftop, yani üst kattan doğuyorsunuz. Markette arka taraftan ve school alley, yani okul yolu diyebileceğimiz okul koridoru, şu kısımdan doğuyorsunuz. Buradan da çıkışlar başlıyor. Biz okuldan değil de roof'tan başlayalım. Şimdi rooftop'tan doğduktan sonra ilk çıkacağınız yer genelde burası olur. Buradan koşarken dikkat etmeniz gereken şeyler arkadaşlar. Şu sol taraftan buraya bakabilirsiniz. Genelde buradan pek fazla bakan olmaz ama yine de çıkan olursa belki buradan bakabilirsiniz ama buradan kafanızı çıkarttığınızda direkt şu üst taraftan ve aşağı taraflardan size spawn deneyecekleri için ilk çıktığınızda buraya dikkat etmeniz gereken yer karşı taraf üst kısım. Çünkü buradan çok fazla deniyorlar. Tam şu köşeden, bazen şu camdan denedikleri oluyor. Ön tarafa geldiğinizde de yine deneyecekleri yerler sınırsız. Bu duvarların hepsi açılıyor. Yine aşağıdaki duvarların da hepsi gördüğünüz gibi açılıyor, şu duvar hariç. Yine pencerelerden de şu duvardan da bir dipçik vurarak size spawn deneyebilirler. Hatta da roof'tan da olduğunuz zaman dikkat etmeniz gereken ilk yer burası. Şimdi önceden dediğim gibi hani bu şekilde üstlere çıkılabiliyordu. Hani buraya çıkılmıyordu ama bu şekilde çok fazla glitch vardı. O yüzden favela bir nevi Brezilya'da yine Gecekondu mahallesi gibi düşünün. Bütün çatılardan bütün çatılara atlayabilecek durumda oluyorsunuz. Sağ taraftan gelmeyi tercih ettiğinizde roof'tan yine buradaki duvarlara dikkat etmeniz lazım. Buralar açık olabilir veya buradan siz de açıp ip atarak buralardan içeriye girebilirsiniz. Bu taraftan da olduğunuz için şuradan şöyle bir şey göstermek istiyorum. sanırım şuradan, evet. Kapatmamışlarsa tabii ki. Kapatmış da olabilirler. Sanırım kapatmışlar. Aynen, kapatmışlar sanırım. Önceden bunun üzerine çıkabiliyordunuz. Şuradaki iki şeyin üzerine. Buradan da çıktıktan sonra oradan karşıya karşıya sürekli birçok şey yapılabiliyordu. Glitchler denilebiliyordu. Bu taraftan geldiğinizde arkadaşlar, burası bir bomba kurma noktası olduğunu size söylüyorum. Bir bombanın da şansımıza buradan da olması. Ve buranın bir altı yine bomba kurulacak yerlerden bir tanesi. Hemen altı, şöyle göstereyim. Hemen burada hatchler var, yine duvarların tamamı burada kırılabilir şekilde bize sunulmuş. Favela'daki villa gibi, fortress gibi haritalarda da biliyorsunuz en azından floor yerlerin birçok tarafta da kırılabilir olduğunu görüyordunuz. Ben yine başlangıç noktamıza döneyim. Buradan doğduğumuzda dikkat etmemiz gereken şeyleri tekrar söyleyeyim. Sağ taraftan doğduğumuzda direkt bu binaya, sarı binaya gidebiliyoruz. Ama sol taraftan doğduğumuzda da ilk dikkat etmemiz gereken şey şuradaki kamera. Bu kamerayı almamız lazım. Bu kamerayı almazsak çok fazla açıya sahip diğerleri için de sıkıntı yaratabilir. Yine bu üst kattan geldiğinizde buradaki çatı katından aşağıya şöyle atlayabilirsiniz. Şu karşıyı direkt kırabiliyorsunuz. Karşıyı kırdıktan sonra koşarak atlamanız hiçbir yöntem yok. Direkt aşağı düşüyorsunuz. Tek yapmanız gereken ip atarak ancak buralarda oynamak. İp atarak oynadıktan sonra zaten rahat bir şekilde burada da bomba kurma yeri oluyor. Hem burada hem yan tarafında bir arka taraftaki orada bomba kurma yeri oluyor. Burada da yine oyunları düzenleyebilirsiniz. Favela oynarken dikkat etmeniz gereken tek şey dikkat. Dikkatli olduğunuz sürece hiçbir şekilde sıkıntı yaratmaz. Ama dediğim gibi casual haritası olduğu için de çok fazla, nasıl desem, ayrıntıya girmek istemiyorum ki dediğim gibi Favela'nın her ayrıntısını, her odanın adını da bilmiyorum. Diğer doğacağımız yere gideyim. Bir diğer doğacağımız yerde buradaki mahalleden geçtikten sonra hemen şu arka taraf, yani bizim şu anki olduğumuz yer. Bir arka taraf, şu merdivenlere çıktığınızda bir arka taraf, bir de burası. Buradan doğduktan sonra da şöyle gördüğünüz gibi şurada bir kamera var. Bu kamerayı buradan alabilirsiniz. Bir de buradan gelerek de şu üstteki kamerayı alabilirsiniz. Buradan doğduğunuzda da eğer aşağıdan mahalle tarafından gitmek istiyorsanız şuradaki pencerelere bakın, dikkat etmeniz lazım. Yine üstteki pencerelere. Karşı taraftan çıkmanın bir yolu yok. Sadece şu alttan çıkabilirler. Buraya da dikkat etmeniz lazım. Bu alttan şu merdivene geldikleri zaman tabii ki tespit ediliyorlar ama yine de aşağı run out yapıp sizi vurabilirler. Bu merdivene de dikkat etmeniz lazım. Diğer doğacağımız yere de götüreyim sizi. Niye şu anda daha haritanın içine girmedim? Çünkü haritanın içine artık defansta anlatmayı daha doğru buluyorum. Şu an sadece önümüzdeki birkaç dakika boyunca atakta yapmanız gerekenleri söylemeye çalışacağım. Evet, ufak bir aksilikten sonra tekrar burayı kurmak zorunda kaldım. Yine dediğim gibi School Alley'den doğduktan sonra buradaki kamerayı alıyorsunuz. İster aşağıdan ister yukarıdan gidin. Biz yukarıdan gelmeyi tercih edersek yine rooftop'tan da buradan gelebilirsiniz. Buradaki sarı binaya giriş için. Burada spawn atabilecekleri çok ortak yerden bir tanesi şu ve şuradaki pencere. Yani onu da göstereceğim şuradan çıkabilirsem. Şuradaki pencere ve şu pencereye çok dikkat etmeniz lazım. Ama genel olarak ben şuradaki yere bir dipçik attığımda defans olarak buradan fark edilmesi zor oluyor. Dolayısıyla böyle koştuğunuzda direkt karşınıza adam sizi kesiyor oluyor. O yüzden buradaki pencereye özellikle dikkat etmenizi istiyorum veya karşıdaki pencereye de dikkat etmeniz lazım yukarıya çıktığınızda. Aşağıdan doğduğunuzda da ilk olarak kamerayı aldığınızda ilk bakmanız gereken yer hemen karşı pencere ve aşağı taraf. Şu tarafta bir kapı var, görüyorsunuz. Oraya dikkat etmeniz lazım veya dipçik atarak da şuralardan çıkabilirler. Yine yukarılara dikkat etmeniz lazım. Yani favelada spam atabilecek çok fazla yer var. Dışarıya koşulabilecek çok yer var. Hatta şöyle söyleyeyim. Bu aşağı tarafta arkadaşlar. Burada görüyorsunuz ki bir motor garajı var. Motor garajını kırıp direkt buraya run out yapıp sizi vurabilirler. O yüzden Granavatlara da çok alışkın olmanız lazım ki casual'da bu tarz şeyler çok fazla deniliyor biliyorsunuz. O yüzden favelada özellikle spamlara dikkat etmeniz lazım. Dışarıda toplamda 2 tane kamera var demiştim. Biri bu. Toplamda 2 tane kameranın biri o. Diğeri de buradan doğduğunuzda hemen şu üstteki kamera. Dışarıyı gören kameralar 2 tane. İsterseniz hemen içeriği de defans olarak size göstermeye çalışayım. Favela dediğim gibi odaların ismini ezberimde bilmediğim için ki casual haritalarını artık tamamıyla oyun listemizden çıkarttık. Önceden çok fazla casual oynuyorduk. Yani 2000'e yakın maçımız var casual'da sırf eğlence amaçlı. Ama bunları da yine bazen oyuna yeni başlayan arkadaşlar için favela denk geldiğinde casual haritasında dediğim gibi casual haritalarını da kenara koyuyorum. Şimdi ilk haritamız, özür diliyorum, ilk odamız bu üst tarafta packaging room ve alt tarafta mat, yani bir nevi şurası bir şekilde laboratuvar, burası da görüyorsunuz ki paketleme odası gibi bir şey, bir nevi kimya laboratuvarı diye düşünebilirsiniz ama burası Brezilya, tabi burada kaçakçılık yapıyorlar, eroinleri tutuyorlar. Her neyse bizim onunla bir işimiz yok. Ben şurayı bir açacağım size, bir de şurayı açacağım göstermeye başladım. Bu odanın tam karşısı kırmızı binaya bakıyor ve siz bu odadan arka tarafta gelenleri de çok rahat görebilirsiniz. Rooftop'tan gelenleri çok rahat görüyorsunuz bu odada da. Şöyle rooftop'tan şuradan gelenleri çok rahat görebilirsiniz. Aşağıya görüyorsunuz bildiğiniz üzere. Şuradan geliyorlar veya şu üst taraftan gelip karşı tarafa atlayabiliyorlar. Casual haritası olduğu için hepsi bir yerde doğacağından hani ya burayı açmayı şöyle, yani ya burayı açmayı tercih edebilirsiniz ya buradan geleceklerdir şu sağ taraftan ve şu taraftan gelecek buradan koşu yapacaklardır. Yani bir taraftan bir taraf, bu oda sizin için spawn açısından da iki tarafta tutabilirsiniz. Yani gelecekleri yerler ya bu taraf ya aşağıdan geleceklerdir. Ya üst taraftan gelecek arka taraftan veya bir ihtimalle okul taraftan geleceği için de, yani gelecekleri yerlerden bir tanesi de şu merdivenler olacağı için de bu odada spawn atmak sizin için çok rahat olur. Packaging room. Gördüğünüz gibi şu eroinlerin olduğu yer. Ayrıca bomba kurulan yer. Burayı da aşağıda niye açtım? Buradaki savunma yaparken hatch'i açmanız yukarıdan aşağı tutmanıza yardımcı olur. Veya aşağıdaysanız yukarıya C4 atarak da en azından şuraya girmelerini engellemiş olursunuz. Bu kapının dibini sanırım bomba kurulabiliyor. Hiç denemedim ama bomba kurulabiliyor. O yüzden bu odanın savunması önemli. Genelde üst tarafı reinforcelayıp aşağıya boş bırakmanız daha iyi olur. Çünkü alt tarafı her türlü görüyorsunuz ki hatch'ten görebiliyorsunuz. Yani hiçbir şekilde onda sıkıntı yok. Hatta şu aşağı kırılıyor mu diye baktım ama kırılmıyormuş. Eğer buralar kırılsaydı şu arka taraftan da bakılabilirdi. Şimdi alt tarafa geçelim hemen. Önce sarı binadan başlıyorduk. Alt tarafın savunmasında da yine aynı şekilde üst taraftan da şu şekilde şuradan içeri girenleri görebiliyorsunuz veya C4 atabilirsiniz. Hemen şu pencereyi göstereyim. Bu pencere ve şu karşı kapı önemli. Neden? Çünkü buradan siz tespit edilmeden veya çok az tespit edilerek, çok ufak bir tespit ederek karşıya koşu yapabilirsiniz. Yani çok ufak bir tespit ediliyor farkındaysanız. O yüzden bu çeşit favelada aşağıdan, hatta bunu aşağı tarafta da yapabilirsiniz. Koşu yapabilirsiniz. Farklı şeyler denemek için. Bu katta da bir bomba kurma yeri var. Bir bomba kurma yerlerinden bir tanesi arkadaşlar. Burası değil. Hemen şu oda olması lazım. Bu odayla bu boşluk olması lazım veya yan oda olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Ya da bu odayla, aynen bu odayla bu odanın olması lazım. Bomba kurma yerlerinin. Burayı da savunmasını yaparken yine duvarları rahat bir şekilde reinforcelarsınız. Bu üst katta ise yine spawn atma açısından söylüyorum. Yine arka tarafa kırarak da buradan gelecekleri, ruk varsa elinizde daha iyi olur. Buradan da gelenleri çok rahat vurabilirsiniz. Buradan çıkarak da aşağıda yine street'ten doğduklarını düşünerek de onları vurabilirsiniz. Ama genelde runoutları pek fazla yapan yok bu haritada. Hani o kadar fazla runout yapan yok. Bir de bir aşağı tarafa gidelim. Bir aşağı tarafta da yine bir bomba kurma noktası var. Burası biliyorsunuz ki halamın apartmanı olarak geçiyor. Buradan böyle düz şekilde geldiğinizde bomba kurma noktalarının bir tanesi de bu odayla, hemen gördüğünüz gibi bu odayla yan taraftaki oda, bomba kurmanın iki odadan bir tanesi burası. Buranın da çıkışı şöyle göstereyim. Hemen şöyle okul yoluna bakıyor. Diğer tarafta market tarafına bakıyor. Buradan da doğduklarını düşünebilirsiniz. O yüzden bu pencere de önemli. Buranın reinforce'larının tam olması lazım. Bu taraftan yan tarafta size runout'u biraz önce göstermiştim. Buradan da dışarıya runout yapıp iki tarafa da bakabilirsiniz. Kanal misali. Birçok Cage haritasında da, banka haritası gibi yerlerde de iki tarafa da buradan çok rahat koşu yapabiliyorsunuz. İki tarafta da tespit edilseniz bile çok rahat bir şekilde içeriye geçebilirsiniz. Burayı reinforce'larsınız, reinforce'laması size kalmış ama şu yan duvarlar kesinlikle reinforce'lanmalı. İki tanesi kalırsa da onları da şuna harcarsanız daha iyi olur. Neden? Çünkü buraya pusabilirsiniz ama dikkat etmeniz lazım yine de. Burada pussanız bile garanti değil ama şurayı boş bıraksanız bile burası reinforce'lamanız daha iyi. En azından bir tanesini reinforce'larsanız size sıkamazlar. Buraya da pusabilirsiniz. Yine çok fazla görüntü alınabilecek bir pozisyon değil atakırlar tarafından. Diğer tarafta yine burada arka odalar var. Bunları da çok fazla kullanmıyorsunuz şu odaları ama burada laundry'den yukarıya çıkıp da yine gördüğünüz gibi bomba kurma yerlerine geliyorsunuz. Toplamda 4 bomba kurma yeri olduğunu söylemiştim. Bir tanesi sarı bina, bir tanesi de kırmızı bina. Kırmızı binadan çıktığınız zaman da bir bomba kurma yeri de burası demiştik. Burası ve yan tarafı. Bir tane burada, bir tane altta. Diğer tarafta da ikişer tane var. Toplam 4 tane bomba kurma yeri favela. Çok fazla rotasyonu olan bir Cage haritası. Derecelilerde de yüksek seviyelerde bu haritayı oynayanlar vardı daha önce ama ben bu oyunu bir yıldan birazcık uzun bir süredir oynuyorum ve toplasan 10 defa bile bilemeden 15 defa casual'da oynamışımdır. Çok fazla sevdiğim söylenemez favelayı ama koşular açısından, dışarı koşular açısından eğlenceli bir harita diyebilirim. Burayı da görüyorsunuz, burada ekmişler. Ah bitkileri. Ah siz Brezilyalılar, Kübalılar yok musunuz? Ha, şurayı da göstereyim tekrardan. Şuraya dipçik atarak neden dışarıdan görülemeyeceğini. Adamlar şuraya gelene kadar burayı göremeyeceği için siz buradan gelenleri çok rahatlıkla avlayabilirsiniz ama şu koşu sizin için çok iyi olabilir eğer geç koşan olursa ama oradan çıkıp da o kadar koşmasanız bile buradan doğdukları biliyorsanız şuradan şöyle dışarı çıkıp bakmanız onları hazırlıksız yakalayacaktır. Buradan gelenleri çok rahat vurabilirsiniz. Bir de şuradan dışarıya koşarsanız da yine rahat bir pozisyonla buradan gelenleri vurabilirsiniz. Yani siz çatıda olduğunuz için çok burada avantajlı oluyorsunuz. Dışarı koşularda bu dışarı koşuyu çok tavsiye ediyorum. Aşağıda da şuradan koşuyu da söylemiştim zaten. Hem sağa hem sola bakmak adına. Buradan çıktığınızda bir de buraya koşu yaparsanız belki şuradan gelenleri de görebilirsiniz ama yine de bu biraz daha riskli. Yani %60-70 ihtimalde riski var bunun. Bir ihtimalde yine bu arka taraftan çıkıp da marketten böyle gelenleri şuradaki kamera açısıyla görebiliyorsunuz. Bu arada kameraları da son olarak göstereyim. İlk başta göstermeyi unuttuğum için de affedin. Evet, biraz önce dışarıdaki bir kamerayı unuttum ve dışarıdaki kameralardan ilkini göstermek istiyorum. Şurası Back Alley diye geçiyor. Back Alley de neresi? Şu aşağıdan Laundry tarafını hatırlıyorsunuz. Buradaki Laundry. Laundry'den çıktığınızda şu taraf arkadaşlar, şöyle göstereyim, School Alley. Yani doğduğunuz yerin, şuradaki School Alley'den doğduğunuzda şu yukarıya çıkışın dışında bir de aşağıya bir yol vardı. Aşağıdan direkt Laundry'e geliyorsunuz buradan. Laundry'den de yine yukarıya ve aşağıdaki bomba yerlerine gidebiliyordunuz. Buradan da School'dan eğer doğanlar varsa şu aradan siz görüyorsunuz veya bu aşağıdan size doğru geldiklerinde görüyorsunuz ki buradaki kapı da gerçekten önemli. Arka taraftan gelenleri rahat bir şekilde görebilirsiniz. Yine buradan eğer rooftop'tan gelenler olursa da onları görebilirsiniz. O yüzden bu kamera önemli. Yukarıdan gelenleri görmek açısından. Ben bunu unutmuşum tamamıyla. Çok fazla kullandığım bir kamera olmadığı için bunu da unutmuşum. Bunu söylemiştim zaten. Bu rooftop'a bakan kamera. Diğer tarafı da az çok da olsa şöyle aşağıya gelenleri görürsünüz. En azından sesini duyarsınız. Market tarafından doğanlar için. Bir kamerada buradaki School Alley'de. Bu arka tarafı görmüyor ama dediğim gibi ne taraftan sıktığını görürsünüz. Bir de marketten doğup doğmadıktan da bunu anlarsınız. İç taraftaki kamerada, birinci kamerada burada görüyorsunuz merdivenleri gören aşağıda street'ten gelenler için merdivenleri gören bir kamera var. Yine Laundry'yi gören bir kamera var. Üçüncü katta bu kırmızı binada bu tarafı gören bir kamera var. Ve son olarak da en üstte bu laboratuvarın olduğu hani çiçeklerin ekildiği yer var ya size gösterdiğim kısım. Yani buranın en üst kısmı da yine bir tane kamera var arkadaşlar. Toplamda Favela'da 7 tane kamera bulunmakta. Çok fazla ayrıntıya giremedim ama Favela özellikle söylediğim gibi dışarıya koşular için çok iyi. Özellikle şu kısım. Bu kısımdan da dışarıya yine güvenli bir şekilde koşabilirsiniz. Buranın aşağısından da aynısını yapabilirsiniz. Aşağıdan çıkıp markete de koşu yapabilirsiniz. Yani Favela genel anlamda tamamıyla eğlencelik bir haritaya dönüşmüş durumda derecelilerden çıkartıldıktan sonra. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eksiklerim ve yanlış söylediklerim varsa da affedin. Cajun haritası olduğu için sadece önemli yerleri göstermeye çalıştığım tüm ayrıntıları, tüm odaları bilmiyorum ama diğer dereceli haritaların, ranked maplerinin hepsini istediğiniz her yere sorabilirsiniz. Yapmanız gereken her türlü taktiği sorabilirsiniz. Casual haritasının üzerinde çok düşmeye gerek yok. Oynadıkça zaten gerekli olan şeyleri öğreneceksinizdir. Tekrardan görüşmek üzere bir sonraki Rainbow Six videosunda. Hoşçakalın.